Hocam Koç maçında öne geçtik ama bir beraberlikle maçtan ayrıldık. Neler diyeceksiniz öncelikle? Kocaeli maçında aslında ilk yarı ve ikinci yarı olarak konuşmak gerekiyor. İlk yarıda Kocaeli kaliteli bir takım zaten. Sezon başında şampiyonluk parolasıyla yola çıktılar. Çok ciddi maddi olarak para harcadılar. Ekonomik olarak kaliteli oyunculardan kurdular takımı. İlk yarı zaten o kalitelerini bize karşı çok pas yaparak gösterdiler. Ama tabii ki bizim Kocaeli maçına çıkarken oyuncularımıza söylediğimiz şu, yani taktik olarak iyi pas yapacaklarını zaten biliyoruz. Ama biz o pası orta sahada, orta bölgede yaptırıp kendi bizim birinci bölgemize sokmadığımız zaman çok fazla tehlike yaratmayacaklarını söylemiştik. Çok pas yaptılar. Çok fazla tehlike yarattırmamaya çalıştık. Bir iki tane pozisyonun dışında. İlk golü bulan biz olduk. Onun dışında ikinci bir net pozisyonumuz var. Teoman'ın Gökhan'a biraz erken çıkarsaydı çok net pozisyon 2-0 öne geçebilirdik ilk yarı olarak. Ama ondan sonraki dönemde biraz baskı yedik sonlara doğru. İşte 38-39. Dakika. 1-1 yakaladı Kocaeli. İkinci yarı bu sefer soyunma odasında oyuncudan kopmamamız gerektiğini. Çünkü rakibin kalitesinin dışında bir de yaş olarak bizden daha yüksek olduğu ve tempolarının düşeceğini anlatmıştık. Ve nitekim de söylediğimiz gibi 65-70'ten sonra tempoları düştü. Bizim tempomuzu sürekli yüksek tutmamızdan dolayı biz oyunu ele almaya başladık bu sefer. 10 kişi kaldılar ama arkasından bizim oyuncumuz orta sahada Aytaç bu sefer bizi 10 kişi bıraktı tabii ki. Ama ona rağmen biz yine tempoyu yüksek tuttuk. Hatta 89-90. Dakikada net 3 tane %100 gol kaçırdık. Biz 2-1, 3-1 içeri galip girebilirdik. Olmadı ama bir puan da tabii ki bizim için önemliydi. Yani deplasmandaki bu böyle kaliteli bir takımdan galip gelemesek de bir puan alıp dönmek. Diğer maçlardaki zaten onu gösteriyor. Tepecik'te aldığımız galibiyet, Pazarspor'da aldığımız galibiyet, Kocaeli birlikten aldığımız bir bizim için çok önemliydi yani. Kendi konumuz gereği. Ya tabii şimdi genç oyuncularımız bize o şansı verdiğimizde ben oradayım diye bize gösteriyorlarsa, yani ben buradayım. Yani oyuna soktuğumuzda o zaman biz demek ki oyuna soktuğumuzda o performansı alıyorsak demek ki buna devam etmemiz gerekiyor. Hasan Kaya da bu oyuncularımızdan bir tanesi. Sağ olsun, kendisine de teşekkür ederim. Bizim yüzümüzü kara çıkarmıyor. Oynattığımız her maçta elinden geleni yapmaya çalıştı. Ha, bu genç oyuncudur. Bazen 60 dakika taşıyabilir bu maçları. Bazen 70 dakika, bazen de 90 dakika oyunda tutabiliriz. Geçen hafta da işte 65 dakika, 70 dakika oyunda tuttu. 65-70 dakikalık bölümde sağ olsun bize elinden geleni yapmaya çalıştı yani. Olarak sıralamadaki durumu ya da Göztepe'nin durumu hiç önemli değil zaten. O maçların atmosferi, o maçların havası farklı oluyor. Oyuncularım da zaten onun bilincinde hazırlanıyorlar. Biz Göztepe maçına da yine galibiyet için çıkacağız. Yani Ankara Gücü olarak çıkacağız. Zaten her maça Ankara Gücü olarak çıkmak zorundayız. Teşekkür ederim hocam. Rica ederim.